Merhaba arkadaşlar, benim adım Mim. Bugün size Vahşi Robot adlı kitabı tanıtacağım. Bu kitap Peter Brown tarafından 2016 yılında yazılmış. Orijinal adı ise The Wild Robot olan kitap, aynı zamanda New York en çok satılan kitaplar listesine girmiştir. Türkçesi Hep Yayın Evi tarafından 2017 yılında basılmış ve 2019'da ise 4. baskısını yayınlanmıştır. Bu kitap 288 sayfa ve hikaye kurgu türündedir. Kitabın konusu kısaca Rose adında bir robotun bir adaya düşmesi ve o adada da yaşayan hayvanlar ile tanışmasının, doğa ile mücadelesini ve adayı keşfetmesi anlatılmaktadır. Ayrıca Rose'un vahşi doğaya uyum sağlaması, hayvanlarla iletişim kurması ve 4 mevsim başında geçen maceralar anlatılıyordur. Bence bu olay yakın gelecekte geçebilir. Çünkü Rose AI yani yapay zekaya sahip olan bir robottur. Şu anda bildiğimiz gibi bazı şirketler böyle robotlar üzerinde çalışıyorlar. En beğendiğim bölümlere gelirsek, öncelikle bölümlerin kısa olması ve anlatımın akıcı olmasını beğendim. Ayrıca aralarda resim olmasını da beğendim. Örneğin, bakın, Rose ve Parlak Gölge bir yürüyüşe çıkmış. Hikayede ise Rose'un ilk sandığından çıkması ve bir yengeci izleyerek hemen onun kıskaçlarına bakıp tırmanmayı öğrenmesini beğendim. Parlak Gaga'yı bulduğu bölümü, bu arada Parlak Gaga az önce gösterdiğim resimde gibi Parlak Gaga ailesini kaybetmiş bir kaz yavrusu. Ve bütün hayvanlarla nasıl konuşacağını öğrenmesi benim en sevdiğim noktalardan bazıları. Ayrıca robotların duygularının olup olmadığını da sorguluyor bu kitap. En ilginç yerlerinden biri ise Rose'u kendi evini yaparken hayvanlardan bir yardım isteyip evinin çevresindeki toprağı verimli yapmasını istemişti. Bayağı ilginç ve dikkatimi çekti. Bir de Rose kendisini kamuflaj etmeye çalışmıştı. Vahşi hayvanlar bayağı şaşırmıştı. Kitapta en beğenmediğim noktalar ise sadece kitapta hikaye ile ilgili üzücü bazı bölümleri beğenmedim. Örneğin Rose'a kötü davranan ayı yavruları ve tilki Fink bölümlerine sinir oldum. Özellikle bir bölümde tilki Fink bir kirpi yemeye çalışmıştı ama kirpi onun yüzünü mahvetmişti. Ve Rose'u suçluyordu. Neyse ki kendisi hatalı. Ama Rose yine de ona yardım etti. Bir de Rose'un evine bir yıldırım tarafından çarpılıp yanık kül olmasını pek beğenmedim. Çok üzücüydü. Evet arkadaşlar. Ben bu kitabı öncelikle robot seven herkese ve 8 yaş üstü tüm okuyuculara tavsiye ederim. Çünkü çok eğlenceli ve öğretici. Aynı zamanda maceralı. Hem okurken siz de Rose'un maceralarını yaşamak istiyorsunuz. Bir robot vahşi doğada hayatta kalabilir mi sorusunun cevabını merak edenlere ben bu kitabı size tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.